Tatlı ve terbiye bende devamlı bulunur. Kilosu 10 liradır bizde. Baş peynirde 15-20 liraya veriyorlar. Bizde kilosu 10 liradır. Nereden geliyor? Bu Doğanhisar'dan gelir. Konya Doğanhisar'dan. Biz bayisi olduğumuz için bize devamlı gelir. Niğde doğumlu. Afyon Bolvadi'nde 40 senedir bu işi yapıyorum. Mesleğimden memnunum. Allah bütün vatandaşlara yar ve yardımcısı olsun. Şu buharlıkta bile işimizi iyi kötü idare ediyoruz. Yani derbedere gelme kör salim vardı rahmetlik. Petrolda Natı Satar kanalı, o da orayı boyuyormuşmuş. Oradan geçerken gel buraya dedi. Vardım yanına, sana bir yazı yazayım dedi. Ben de ne yazacaktım? O saydı derbeder, isyankar, çilekeş diye. O yazıyı o bana koydu hatıra arabaya, tatlı arabasına. Öylece adım derbeder kaldı. Ben Niğde doğumluyum. 40 sene oldu bu memlekete geleli. İşimden de gücümden de memnunum. Allah bereket versin. İdare ediyor şu anda. 15 sene pastane çalıştım. Oğlanlar büyüyüp işe gidince ben şimdi seyara kaldım. Kendim imalatörde yapıyorum. Seyarda satıyorum arkadaş. Sabah ezanından kalkarım ezan vaktinde yuvarlak bu tatlıyı. Sabah ezanında kalkarım. Hamurunu yiyorum, dökerim. Saat 8-10'da da satışa giderim. Pazarlara veya köylere gidip satarım. Nerelere gidiyoruz? Dişli köye gidiyorum. Büyük Karabağ'a gidiyorum, Dereköy'e gidiyorum. Uyanak'a gidiyorum. En sevdiğim yer Uyanak'tır. Bizim mesleğimiz budur. Türkiye'nin neresine gidersen git, biz tatlı üzerine çalışırız. Tatlı dondurma. Dondurmamız daha kalitelidir. Beni gören her gören adına da derbeder dondurman var mı diye başlarlar. Dövme dondurma yapıyorsun. Dövme dondurma da yapıyorum. Sütü köylerden alıyorum, kendim getiriyorum. Dereköy'den alıyorum. Doğal inek sütünden kullanıyoruz. Hayvan sütünden kullanıyoruz. Köyden, Dereköy'den alıyorum. Akşamları getiriyorum kendim. Gündüzleri burada kaynatıyorum. Sabahtan, akşamdan kaynatıyorum. Sabahleyin de dondurma çekmeye başlıyorum. Soğuyor. Belirli bir saat soğuyor. Soğumazsa dondurma olmaz. Önemli olan salebindir. Salebin ne kadar iyi olursa dondurma o kadar güzel olur. Şimdiki satılan dondurmalara, hazır dondurmalara ben laf söylemem. Peki kışın dondurma yenir mi abi? Kışın. Bizi bu memlekette yemezler. Ama Antalya gibi yerde, Adana gibi yerde eksik değildir. Dondurmada fazlasından kaldı mı özelliğini kaybeder. Bir haftayı 15 gün içerisinde tüketmen gerekir. İşte mahalle düğünlerde bizim işimiz daha şahaneydi. Gençler kalmadı. Gençler de olmayınca bizim işler zor oluyor. Eski çocuklar yok. Şimdi millet internet kafeler çıktı. Ora bura pastaneler de işte hükmü kalmadı. İnternet kafeler pastane işlerini öldürdü. Rus pastanesi dedik mi benim birileri millet çarşıda. Caddesindeydi. Çarşı camisinin yan tarafındaydı. Bu yandayım mesela ki. Bayram Sayın Kunduran'ın dibindeydim ben. 15 sene orada pastane çalıştırdım. O zamanki işleri şimdi dörtte biri bile yok. Şimdi şöyle bir anım var, şunu söyleyeyim. Emergaya'da birine dondurma satıyorum. Bir tane bayan geldi, 3-5 tane çocuk topladı geldi. Çocuklara dağıttım. O zamanın parası mark vardı. Yenge abla veya. O bana o zaman 50 euro, dolar mark verdi. Tamam mı sayıştık mı dedim paraya. Yani. Paranın üstü kalıyor dedim. Ben dedim bu senin benim tezgahı komple alır dedim bayana. Bayan da dedi yavrum. Herkes senin gibi olsa bu memlekede yokluk gelmezdi. O zamanın parası yani karı bana hatta 10 lira 5 lira da fazla para ikram etti. O işlere şimdi dörtte biri yok yalnız. Eskiden çocuklar kaynaşırdı. Şimdi mahallede çocuk bul, internet telefon çıktı. Çocuk bulamıyorsun mahallelerde. Bir de vatan, iş sahası kısa olunca gençlerin çoğu burada yok. Mahalleye gidiyorsun adam beni tanıdığı açıyı alıyor. Adam şuna bakıyor dermeder. Lan hala bu işi mi yapıyorsun diyor. Mesela Avrupa'da gelen arkadaşlarım çok. Adam mesela o zaman İmam Hatip'te Yapsanat'ta okuyorlardı. Benden gelen tatlı dondurma yerlerde okullarda önünde satar kanalı. Çocuğun parası yok. Mesela tatlı çocuklara gidermişmiş. Adam de 3-4 sene sonra gelirdi bana pastanede. Arkadaş o zamanlar 50 lira 100 lira verdi bir de sigara verdi mal bana helallaşmak için. Onlar neşli yok. Parasız alıyorlardı. Böyle okulun önüne tatlıyı böyle kucağıma alıverirdim. Buyur arkadaş istediğin kadar al. Adam parası yok çalar alır giderdi. Ben de o zaman derdim arkadaş idelerde öde. Ben çünkü kendim zamanda tatlıcıyı dövmüş adamım. Üç arkadaş biz yola geçtik. Bir köyde geleli param yoktu. Köylüyüz biz zamanda. Çocuklar bize tatlıyı veresiye vermedi. Biz de çocuğun önüne geçtik. Tatlıyı çocukları döverek aldık ama çocuk bir daha da köyümüze gelmedi. Şimdi aynı gibi öyle yapan oldu mu? Ben serbest yiyeyim diyorum. Para sorun değil diyorum.
ustalık anlatacak olursam, ben ilk gittiğimde Trabzon'un Sürmene'ye gittim. Benim bir arkadaşım vardı. Onda 2 sene çalıştım. 3. sene ben Samsun'a kendimi dükkan açtım. O da 1 sene çalıştım. 2. sene kalmamıza bazı nedenler vardı. Sağ sol davası vardı. Bir gecede kaçtı oradan. Hepsi bu kadar. Orada fazla maceram kalmadı. Orada sonra eniştem burada. Eniştemin yanına takıldık biz burada. Sağ olsun. Yine de sağ olsun eniştemle. O da bizde bu işleri daha açtı. Ona göre hep ayrıldık. Kardeşim var Ali. Torus Pastanesi olan. O oraya geçti. Bizde yani çocuklar bu işi yapmayınca benim 3 tane oğlum vardı. Hepimiz de iş sahibi olduğu için az çok kendilerine göre. Ben de şimdi evin dükkanı, evin altında imalatane var. Orada yapıyorum. Seyarda satıyorum arkadaş. O oynamayı düğünlerde baka baka öğrendim. Çok kendim. Mahalle düğünlerinde. Mahalle düğünlerinde. Ben her düğünde kesin bir oynama yapardım. Ben isteği isterlerdi. Tatlıca çık piyasaya dilerim. Ben de çıkar oynardım. Benim kanım da var oynamak. Ben hiç duramazdım ama şimdi yaşım ilerledik sıra fazla kıvıramıyorum. Oynayamıyorum yani. Gençlere işine, eşine, arkadaşına dikkatsizsin. Sadece diyeceğim bu. Sabah saat 6.30'da ezan okunuyor. Ezandan kalkarım. Suyumu kaynatırım, tatlımı yaparım. Gider ederim 2 saat dururum. Saat 8, 7.30, 8 mi köylere giderim ben. Genellikle ya pazara giderim ya köylere. Başka yere gitmem. O için satışı öyle yaparım ben. Şam tatlı, baklava. Düğünlerde bayramı sıvarıcı alırım. Gelin baklavası yaparım. Nişan baklavası yaparım. Baklava işi de uğraşırım. Ev baklavası da yaparım. Onu da hanım yapar, ben yapmam. Ben kendim yapıyorum. Hanım 40 kat, 50 kat yapıyor. Eşiniz de yapıyor. Eşim yapıyor, evet. O yaptığı için biz sipariş üzere çalışıyoruz. Böyle ben gelişe her zaman baklava yapamam. Ben şimdi bu mevsimde baklava yapmam. Hava soğuk olunca baklava bir iki gün kaldı mı sertleşir. Ben bahara doğru başlarım. Bu sene de baklavanın herhalde daha da olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü şeker, yağ hep 3 katı katladı. Bizim bu işlerin tadı tuzu kalmadı. Ben bu tatlıyı 2 çeşit unu yapıyorum. Bir Antep unu var tatlılık. Baklava da unu var aynı Antep unu baklavalık. Bizim bu tatlıyı ben Kocatepe unuyla Antep ununu karıştırıyorum. Öyle yapıyorum. Baklava unu da Antep'ten karakoyun unu. Veya çit geyik olarak da kullanır gelir bize. Bizim bayimiz Konya'dadır. Konya'dan gelirler. Pazartesi günü yazarlar. Cuma günü malımızı getirirler. Ne kadar verirsen. Pazartesi günü büyük karabağa Dişliköy'e giderim. Salı günü istirahat ederim. Veya uyanağa giderim. Akşama doğru Dereköy'e giderim yine aynı. Çarşamba günü Dereköy'e geçerim. Perşembe üstünden Bolvadin pazarı. Cuma sanayi avşar. Orada da satarım. Cumartesi günü Özburnu'na giderim. Pazar günüsünden alüyorum pazarımızda satarım. Ve ben Doğanhisar'dan geliyor bana. Ben oradaki haftalık 100 kilo satıyorum, 150 kilo satıyorum. Ben memnunum işimde şu anda. Faydalar neler peki? Terbiyenin faydası şekerini önler. Lolmala düşürür. Kuru süt daha faydalıdır. Bizim sattığımız dolmalı yiyecek. Ama bağırsaklarını çalıştırmaya, gaz yapmaya veya vücudunda yağ dengelemesine çok faydası var.